Merhaba arkadaşlar. Ben Rabinayt. Ve bu oyun ne derseniz Hearts of Iron 4 şurada gördüğünüz üzere. Bunun serisine başlamayacağım. Çünkü mod falan kullanmam gerekiyor. İşte onları açıkladıktan sonra bu bir ön bakış videosu. Gelecek yıl başlayacağım şeye, malum okul falan başlıyor. Şimdi sadece tutorial'ına bakacağız. Birazdan şu sesi de kısacağım, müzik sesini. Her ne kadar güzel olsa da dikkatimi toplayamıyorum. Sadece rehber kısmına bakacağız ön bakış olarak. İtalya ile Etiyopya'yı fethedeceğiz. Bir tane modun stabil versiyonu çıkarsa gelecek yıla kadar. Evet, kapa. Ne yapacağımı biliyorum. Klasik prosedür. Böyle gibi. Şimdi göstermem. Şimdi sivil fabrikalar fabrika öğretmemiz gerekiyor. Şöyle. Tamamdır. Doldu. Bakın, Etiyopya ile savaştayız. Atarların önüne geliyor. Bu da bitti. Şöyle konvoylar. Bakın şimdi şurada görevler verildi. Fabrikaları kullanıyoruz. Sivil ve askeri fabrikalar. Şu sivil, şu askeri. Naval Dockyard'da deniz limanı gibi bir şey. Ya da donanma limanı. National Focus. Focus. Ve kapa. Triumphs. Şimdi ne yapabiliriz? Lychee Defer, Army Primacy, Ethiopia War Logics. Don't show again. National Focus, yani istedik ülke olarak istedikleri. Mesela Türkiye'de olsa istersek tabi moda göre şey yapabiliyoruz. durun. Benim kafa gitti yine. İstersek mesela Türkiye'de modda, sadece modda ama Osmanlı'yı canlandırmak diyeyim. Hortlatmak kelimesini kullanıyorum genelde. Osmanlı'yı canlandırmaya çalışabiliyoruz. Şimdi şöyle bir tane tank yapalım. Yani tankımsı bir şeyi yürürlüğe koymamız gerekiyor. Bu da bitti. Şuradan şey de söyleyelim. Oil, yani yağ da söyleyelim. Bu arada neden Empire introsu kullandın derseniz, durumumuz yoktu. 4 tane şey de doldurmamız gerekiyor. Şöyle Grand Battle Plan Doctrine. Bitti. Şimdi şöyle yapıyoruz. Etiyopya'yı yeneceğiz. Şu dayıları. Sonra da şu 14 kişiyi seçeceğiz. Ordu. Şöyle şuraya ön kısımları şey yapıyoruz. Bu savaş planı oluşturması. Şu. Şimdi Addis Abeba'ya. Ya yürüyüş gerçekleştirmemiz gerekiyor. Her ne kadar yapamadıysam da. Şöyle havacıları da şöyle Doğu Afrika'ya koyalım. Böylece tamam, şimdi böyle bir görüşe geçtik ya. İstersek denizde kim? Deniz konusuna da bakabiliyoruz. Fark ettiğiniz gibi. Mesela verilen erzaklar kısmına, şurası çöl olduğu için erzak veremiyorlar genel olarak. Buradaysa 28 erzak verilebiliyor. Bu gibi şeyleri de açıklayayım.
Bu kısımlarda Türkiye üzerinden bakalım. İstanbul kısmı, İzmit, Kastamonu, ülkeyi 7 bölgeye bölmek yerine oradaki en bilinen yerleri, mesela Adana. Kim bilmez ki? Dur, Yozgat var mı? Yok. Yani mesela Fransa, Halep biliniyor. Lübnan kısmı. Bunun gibi. Evet, dünyayı yönetenler Orta Afrika'ya sahip Fransa ve İngiltere. Belçika'nın bile sömürge tarzı yerleri var. Bizim yok. Bunu da bilin. Şöyle Mareşal. Bu değil, bu değil. Mecbur şu adamı şey yapıyoruz. Ve başlattım. Dur bir saniye. Tamamdır. Tamamdır. Hızlandırmam gerekiyor. Zaten her türlü alacağımız için. Şimdi bakalım, buna gerek yok. Şöyle de yapalım. Böylece çift taraflı saldırı. Ha, iki tarafı da başlatmamız gerekiyor. Şimdi Etiyopya'nın işi bırakması gerekiyor da, yani surrender. Güzel. Böyle bir planla Afrika'da şey arttıracağız. Sırf bunu yapacağım, İtalya ile oynayacak değilim. Şimdi support equipment kısmı. Kısmında eksiğimiz varmış. Başka neydi var? Fighter uçaklarında. Yani savaş atarlı giderli uçaklarda. Bir de neydi eksiğimiz var? Bombacılarda. Ya sadece bombacı galiba. Yok. Ne bomber, bir de motorized. Böyle şekilde şukurlu konuşayım da bir şey bilmediğimi anlamayın. Evet. Tamamdır. Fena değil. Ben de o sırada bakayım Mussolini denilen cani burada falan. Güzel ya. Ey gidiyor da. Anam. Şöyle yapalım. Şu bir tane dayı kendi başına dursun. Adamları kuşatalım. Olur bence. Ay senin topçuna. Abi İtalya'nın Etiyopya'yı ez bir şekilde işgal etmesi gerekmiyor mu? Hani tarihte öyle olmuyor mu? Oluyor bence. Bakın şimdi
Etraftan sardığımız için İtalyanlar korkuyor. Ayrıca oyunda Etiyopya olarak oynadığında da usta bir şekilde oynarsanız, yani benim gibi oynamayın demek istiyorum. Şey yapabiliyorsunuz. İşgalden kurtulabiliyorsunuz ama Roma'yı yürüyemeyeceğiniz için İkinci Dünya Savaşı'na kadar savaşta gözüküyorsunuz. Öyle bir sorun var. Orada önce gelir. Diyelim. Şimdi şu tarafa doğru yürüyelim. Etrafını saracağız. Hay ben senin. Hay. Yürüyor mu kardeş? İyi yürüyor. %100. Hop 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 hop. Kardeş. Kardeş sen geri çekil. Şuraya da saldır. Oldu bence. İşi biter. Bu işte böyle biter. Hepsini al. Anda bitir. Etiyopya'yı aldık. Bitti yani. Kısa bir savaştan sonra. Zaten küçük bir yer. Şimdi ne yapmamızı istiyor? Şöyle dört tane divizyonu diyeyim. Üç ve dört. Şimdi şu dayılar yürüsün. Yani tutorial'ı bitirdiniz. Helalsiniz yazana kadar buradayız galiba. Haydi son bir tane daha. Kazandık. Tamamdır, şu dayı da yerine geçsin. Şimdi ne yapalım? Öylesine yapıyorum buna. Şimdi şunları yok, böyle değildi. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi ne yapmaya çalıştığım şey direkt şuraya tıklayarak bitti. İstersek böyle devam bu şekilde devam edebiliriz hani. Kısa bir şekilde Etiyopya'yı alarak. Ben sırf şunların geri dönmesini izledikten sonra videoyu kapatacağım. Bu ön bakış gibi bir şey oldu. Başka bir şey yok. Anam ne oldu? Oyun kastı. Ha. Ulan İspanya'ya 2 saniye baktım. Komünist İspanya ile
Daha doğrusu Cumhuriyetçi İspanya ile Milliyetçi İspanya, yani faşist İspanya birbirlerine saldırmışlar. Bunu niye yaptım ben de bilmiyorum. Bu arada dünyada böyle bir şey. Sovyetler var. Romanya var. Polonya var. Almanya'nın şu kısımları niye var diye sorarsanız, bu kısımları İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kesilip atılıyor gibi bir şey. Onun yerine Polonya'ya veriliyor. Şu Doğu Prusya'da gidiyor. Şu Danzig denilen yerde Batı Prusya. Her oyunda da Prusyalar birleşemiyor. Ayrıca British Raj, yani İngiliz Hindistan'ı ya da İngiltere'nin Hindistan'ı denilebilir. Birleşik Krallık ve İrlanda Krallığı. Şeye bakıyorum da. Ha, Kuzey İrlanda kısmı ve Normal İrlanda. Ve arkadaşlar, yeni bir bölüm ve bir bölümün daha sonuna geldik. Bir saniye, şu kısmı niye böyle garip gözüküyor? Arkadaşlar, yeni bir bölümün daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz videoyu like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de like atın. Sonuçta emek var. 2 saat video yükle, o action yüklemek zorunda kaldım. ondan sonra ayrıca neden Prusya'nın yolu devam etmiyor diye soranlar için Sonic oynayabilmek için bilgisayara format attım. Ve oynayamadım. İki video vardı, onlar da bitti. Yani hazırda iki video vardı, onlar da gitti. Ayrıca şunu da gıcıklığına yapacağım. Ülkeyi dağıtıyorum. Arkadaşlar hoşça kalın.